bir dil kursundan bahsediyorsak, buradaki amaç sizi doğru sınıfa yerleştirmek oluyor. Bu bence yanlış bir uygulama. Çünkü o zaman siz zaten eğitim verilen hazır bir sınıfa alınmış oluyorsunuz. Bizim 1, 2, 3, 4, A, B, C diye isimlendirilmiş sınıflarımız var. Bu sınıflardan sizi buraya yerleştirmek için bir sınav yapıyoruz. Bu sınav sözlü, gene gramer, boşluk doldurma gibi kısa, sadece sizin İngilizce seviyeniz hakkında fikir alma sınavı. Bunun şöyle bir hatalı durumu var. Siz bu seçimden sonra bir yapı içerisine alınıyorsunuz. Yani diyorlar ki buyurun 3C sınıfı sizin seviyeniz için uygun bir sınıf. Ama siz 3C sınıfına adapte olması gereken bir öğrencisiniz. Sizin adapte olmanız bizim uygulamamıza göre, 5 gün İngilizce programı için söylüyorum, yanlış bir yapı. Aslında sınıfın veya müfredatın, eğitmenin ve yanı sıra eğitim sisteminin size adapte olması lazım. Dolayısıyla 5 gün İngilizce'de neler yapılıyor buna bir bakalım ve dünyada da bu uzmanlık alanı artık bu tarafa doğru genişliyor. Hatta şirketler işe alımlarda bile bu yöntemleri uyguluyorlar. 1. İngilizce kilişimi 7 ayrı kriterde ölçümlenmeli ve bunların hepsi farklıdır. 1. Kelime bilginiz ölçümlenmelidir ve ölçümlenir. 2. Gramer bilginiz. 3. Karşılıklı diyalog seviyeniz. 4. Monolog iletişiminiz. Çünkü birisiyle karşılıklı İngilizce konuşmanızla tek taraflı önceden hazırladığınız metni İngilizce sunmanız farklıdır. İngilizce genel dil bilgisi ölçümlenmelidir. İngilizce ihtiyaçlarına yönelik olarak sizin tarz ve iletişim metodolojiniz incelenmelidir. Kimileri bileşik cümle kurmayı sever, kimileri basit cümle kurmayı sever gibi ölçümlerin yapılabiliyor olması lazım. Ve son olarak da sizin İngilizce genel dil bilginizin, gramer yapınızın ne uyumlulukta olduğunu ölçümleyebiliyor olmak lazım. Bu İngilizce seviyenizle ilgili bir ölçüm. Bunu bir kenara koyduğumuz zaman sizin öğrenme yapınızı da öğrenmek zorunda o kurs ya da dil programı. Yani karakter analizi yapmak zorunda. Siz bir mühendis bakış açısıyla analitik yapıda öğrenmeyi tercih eden bir kişi misiniz? Ya da bir pazarlama uzmanı yapısında daha sosyal ilişkilerle İngilizce öğrenmeyi tercih eden bir kişi misiniz? Detayları önemseyen bir kişi misiniz? Sonuçları ya da süreçleri önemseyen bir kişi misiniz? Bunların hepsi sizin için bir ayrı ölçümleme metodolojisi içerisinde sunulmalı. Buna göre de eğitim sistemi size göre düzenlenmeli. Türkiye'de bunu sunan sadece 5 günde İngilizce var. Yurt dışında da çeşitli kurumlar bunu uyguluyorlar.